1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Şifa Kapını Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese sevgi dolu selamlar. Değerli takipçilerimiz, bizleri tercih eden hastalarımız, hasta yakınları ve Avrasya Hastanesi çalışanları. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet, biz yine buradayız. Ekranlarınızın karşısındayız. Zamanın en güncel sağlık sorunlarına yönelik bilgilendirmeler yapmaya ve merak ettiklerinizi yanıtlamaya devam ediyoruz. Bugün iç hastalıkları dijital paneliyle sizinle buluşuyoruz. İç hastalıkları oldukça geniş
geniş kapsamlı bir branş ve birçok hastalığın teşhis edilip tedavi edilmesinde büyük rol oynayan bir branş. Neler konuşacağız? Covid-19 tedavisi hakkında merak edilen bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Onun dışında tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, tiroid, mide hastalıkları olanlar için bu yayındaki bilgiler oldukça önemli. Evet, yıllarca mesleğine gönülden hizmet veren 3 değerli doktorumuzu sizlerle buluşturuyoruz bugün. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları uzmanlarımız uzman doktor Ayşegül Navdar, uzman doktor Sedat Işık ve acil hekimimiz doktor Türkan Kasabalı'ya da sizlerin huzurunda yayınımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet, 22 yıldır hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle sağlık hizmetlerinde daima kaliteye, bünyesinde en iyi hekimleri bir araya getirmeye, ekonomikliğe, gelişen teknolojiyle birlikte hareket etmeye ve hasta odaklı olmaya özen gösteren Avrasya Hastanesi A sınıfı hastane statüsünde etik, etkin, verimli, toplum sağlığını önemseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edinmiş, toplum sağlığına duyarlılığı ile sosyal sorumluluk bilinciyle de örnek bir sağlık kuruluşu olmuştur. Bir yıldan fazla bir zamandır tüm dünya ve ülke olarak pandemi her ne kadar bitsin artık desek de pandemiyle ne yazık ki iç içe yaşadık. Bu süreçte İstanbul'daki birçok özel hastane içinde Covid-19 hastalarına en çok hizmet verenlerin başında geldik. Toplamda yaklaşık 3000, 2000'lerde ayaktan, binlerde yatarak Covid tanısı koyulmuş hasta tedavisi gerçekleştirdik. O tedavilerin sonunda hastalarımızın ve ailelerinin yaşadığı mutluluklara şahit olduk. Gözlerinde ölüm korkusu ile herkesten ve tüm sevdiklerinden, yakınlarından uzak kalmak zorundayken onlara yanı başında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirdik tedavilerinde yer alan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız ortak bir amaçla "Korkma ben yanındayım" dediler ve kahramanca sahadan da bir an olsun geri çekilmeden, gece gündüz demeden bu hastalıkla savaştılar. Hastane yönetimi ve tüm Avrasya Hastanesi çalışanları büyük yükler omuzladılar bu süreçte. Tüm hastaların da ortak dileğimiz şudur, bizleri izleyen de birçok hastamız vardır. Evet, onlar adına tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza sesleniyor olalım ve iyi ki varsınız diyelim onların huzurunda sizlere. Evet, Avrasya Hastanesi'nde güvenilir ve hızlı sonuçlarla hastaların karşısına çıktığımız PCR laboratuvarlarımızı kurduk bu süreçte. Ve ortalama 25 bin PCR testi çalıştırdık. Dijital yayınlarımız oldukça ilgi gördü. Çünkü bu süreçte tek şeyin tedbir olduğunun bilinciyle sağlık konusunda üzerimize düşen sorumluluklarla halkı sağlık konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar, canlı yayınlar, etkinlikler gerçekleştirdik. Halkımızın bu süreçte bilgiye ve tedbire ihtiyacı vardı. Evet, gözle görülemeyen, elle tutulamayan tehlikeli bir hastalıktı bu ve bunu tanımak zordu. Değerli hocalarımla birlikte pandemi sürecinde birçok konuda sizle buluştuk. En sonda yine değerli hocalarımla birlikte aşılanma konusunda, evet, Covid-19 aşısı ile ilgili bir araya geldiğimiz yayında sizlerle buluşmuştuk. Evet, bugün yine sağlık ihtiyaçları doğrultusunda önemli bilgiler vermek üzere sizlerleyiz ve deneyimli hemşirelerimizle de Avrasya Hastanesi'nde binlerce aşı uygulamasını da gerçekleştirdik. Hastanemizde evet aşı uygulamasını yaptığımızı ve bizleri tercih edebileceğinizi de yayınlarımızda sıklıkla sizlerle paylaştık. Avrasya Hastanesi'nin en büyük özelliklerinden biri hastalarına karşı ilgili sevgi dolu ve nezaketli yaklaşımıdır. Doğru ve güvenilir tıbbi tedavilerinizin yanında ihtiyacınız olacak en önemli şey de bu aslında. Evet, bunun yanında hasta ve yakınlarının ihtiyaçları için kaliteli sağlık hizmetlerini size sunmak için bir alan için, sadece bir alan için bile gerekli tüm altyapı, donanım ve ekiplerimizi büyük bir titizlikle kurduk ve bizi başarıya getiren en önemli 3 şeyden biri de belki de buydu. Tüm tedavilerde branşlar arası yönlendirmelerin büyük rol oynadığını biliyorsunuz ve örneğin dahiliyeye gittiniz, kardiyolojiye yönlendirilebilirsiniz ya da kardiyolojiye gittiniz, dahiliyeye yönlendirilebilirsiniz.
Burada hastanemizde tüm branşlarımızın mevcut olduğunu ve hastanemizdeki bu multidisipliner yaklaşımlarla doktorlarımızın sizler için doğru bir tedavi için bir araya gelip bu tedavilerinize karar verdiğini unutmamanızı belirtmek istiyoruz. Hastanemize gelen her hastamız hemen hemen birçok işlemini de bir gün içinde gerçekleştirip yaptırabiliyor ve hastalıkların erken teşhisi, tedavisi için de bu zamanlama ve hız gerçekten kilit nokta. Değerli hocalarım yanımda, bizlere mesaj yoluyla merak ettiğiniz sorular geldi. Biz bu duyurularımızı birkaç gün öncesinden yapıyoruz ve mesaj yoluyla da bize sorularınızı yöneltebilirsiniz diyoruz. Buradan evet sorularımızı derledik, topladık, hocalarımıza sormak için sizlerle bu güzel panelde buluştuk. İlk olarak yıllarca verdiği emekler, tedaviler bir yana, bu hassas süreçte de özellikle COVID hastalarının tedavilerinde de başarıyla yer aldı. Onlara umut oldu. Hastanemizin tanınmış ve hastalar tarafından oldukça tercih edilir isimlerinin de başında geliyor. Evet, iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Ayşegül Navdar yanımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet, biz birçok tedavisini gerçekleştirmiş olduğunuz COVID hastalarımıza da taburculuktan bir süre sonra aramalar da gerçekleştiriyoruz. Gerçek anlamda sizlere teşekkürlerini ileten, memnuniyetlerini ileten çok güzel sözler sarf eden hastalarınız oldu. Buradan izleyenler de vardır eminim. Bu mesajları da bu vesileyle size iletmiş olalım. Ve merak edilen sorularla başlamak istiyorum. Hocam, birazdan yine bahsettik COVID-19 ile ilgili size soracaklarımız var. Ama öncesinde birçok hastalık ihmal edildi dedik. Bunlardan birkaç belirtilerini nelerdir diye bahsedelim istiyoruz. Hocam, tiroid çok duyuluyor. Bilmeyen olabiliyor nasıl bir hastalık diye. Tiroid nedir ve belirtilerinden bize bahsedebilir misiniz? Tiroid bezimiz boyun ön alt kısmında bulunan bir salgı bezidir. Halk arasında da guatr hastalıkları olarak bilinir ama artık insanlarımız da tiroid olarak bilmeye başladılar. Acaba tiroidin bir hastalık olabilir mi? Az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor şeklinde gelebiliyorlar. Tiroid bezimiz daha yani hamilelik döneminde bile, yani anne karnından itibaren ölünceye kadar bizim için en temel hormonlardan biri. Gerek büyümede, işte gelişimde, daha sonrasında üremede, işte bütün sistemlerin düzenli bir şekilde çalışmasında, sindirim sistemi, kalp damar sistemi, sinir sistemi, bütün sistemlerin düzenli çalışmasında etkili bir hormondur ve tiroid hormonlarımız tiroid bezinden salgılanır. Tabii ki tiroid bezinin bu hormonlarının az veya çok çalışmasından kaynaklanan bir takım hastalıklar oluşabiliyor. Bunlar da farklı belirtiler verebiliyor. Peki hocam, bu hastalıkların, az önce guatr dediniz, bunun dışında hani adını verebileceğimiz tiroidle oluşan farklı başka bir hastalık var mıdır? Önemli. Tiroid bezimizle ilgili tiroid bezlerinde kontrolsüz anormal büyüme aslında daha çok halk arasında bilinen, o dışarıdan da belirgin şekilde büyüme şeklinde guatr olabiliyor. Onun dışında herhangi bir büyüme gibi bir belirti vermeden tiroid bezinin mesela çok çalışmasına bağlı insanlarda halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, terleme, çarpıntı şikayetleri olabiliyor. Bunun dışında mesela hasta bir ritim bozukluğuyla gelebiliyor genç bir hasta ama bakıyorsunuz altından bir hipertiroidi tiroid bezinin fazla çalışması çıkabiliyor. Bunun dışında az çalışması durumunda da mesela halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, uyku hali, baş dönmesi, mesela gebe kalmada sıkıntılar, düşük sebepleri olabiliyor. Annelik döneminde, bebeğin gelişiminde problem olabiliyor. İleri dönemlerde, erken dönemde düşük, ileri dönemlerde de bebeğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Hatta gebelikte rutin, yani her gebeye bakılan ve bebek doğduğunda dahi bakılan bir testtir. Bizim için her hormon tabii ki çok kıymetlidir ama tiroid hormonu insan vücudu için vazgeçilmez bir hormon. Peki hocam, tedavisi mümkün mü? Yani nasıl tedavi edilir? Tedavisi bu hormon salımın dışında tiroid bezinin de nödüller olabiliyor. Bunlar da yine halk arasında yaygın biliniyor. Evet. Bunlar iyi huylu veya kötü huylu olabiliyor.
Bunlara da genellikle nodül gördüğümüz zaman şekline göre, durumuna göre biyopsi önerip hani varsa bir manuel durum ameliyat olabiliyor. Evet. Bunun dışında az veya çok çalışmasında da ilaç tedavisi veriliyor. Eğer tiroid bezimiz az çalışıyorsa dışarıdan hormon vererek bunu telafi ediyoruz. Eğer çok çalışıyorsa da ilaç verip çalışmasını azaltabiliyoruz. Bazı durumlarda da ameliyat veya radyoaktif iyot tedavisi gibi farklı tedaviler hastaya göre, yaşına göre, cinsiyetine göre uygulanabiliyor. Tamamen hastaya göre ve oluş şekline göre değişen tedavileri olabiliyor. Peki hocam, en sık yaşanan hastalıklardan birisi de mide hastalıkları. Bu konuda şikayetleri olanlar çok olabiliyor. Hocam, mide hastalıkları neden olur ve özellikle en sık görülen mide hastalıkları nelerdir? Yani daha çok yani ülkemizde de oldukça yaygın, biraz beslenme alışkanlıkları, biraz da mikrobik durumlardan kaynaklanan, ülkemizde de gastrite sebep olan Helicobacter pylori çok fazlaca görünüyor. Evet. Hemen hemen her hastada gözüküyor. Bunun dışında genetik faktörler var, ailesel yatkınlık. Pek çok sebepten dolayı ülkemizde çok fazlaca mide rahatsızlıklarını görüyoruz. Genelde hazımsızlık, şişkinlik, bazen ağrı, bulantı, bazen sırt ağrısı gibi değişik şikayetlerle gelebiliyor hastalar. Çok kısa sürede oluşan şikayetlerde belki hani kısa tetkiklerle, daha hastayı yormayacak tetkiklerle bir tedavi önerebiliyoruz. Fakat uzun süren, işte beraberinde kilo kaybı, şiddetli bulantı, kusma, iştahsızlık gibi daha ciddi belirtileri olan durumlarda da ileri tetkik muhakkak öneriyoruz. Hocam, bildiğim kadarıyla bu tanı ve teşhislerde mide hastalıklarında endoskopi, gastroskopi, kullanıyorsunuz. Bunun önemi nedir hocam? Mide ve bağırsağımız havalı organ olduğu için buradaki hastalıkları işte ultrasonla veya tomografiyle, hani indirek yöntemlerle çok net değerlendiremeyebiliyoruz ve bazı şeyleri atlayabiliriz, kaçırabiliriz. Onun için direkt endoskopiyle, kamerayla girip hem midenin içini veya bağırsakların içini daha net ve düzgün bir şekilde görebiliyoruz. Varsa bir problem, biyopsi alabiliyoruz. Daha kesin tanıya götürüyor bizi işlemler. Hocam, COVID-19'dan sizinle birçok yayında bahsettik, belirtilerinden, tedavilerinden. Ama bugün özellikle yine bu üçüncü dalga dediğimiz duruma da girmişken yine gündeme getirerek bu konuda bilgilendirmeleri, siz bu konuda birçok hastayı hem ayaktan hem yatarak tedavisini gerçekleştirdiniz. Bu konuda hocam, COVID-19 tanısı koyulmuş hastayı yatarak veya ayaktan neye göre tedavi ediyoruz? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Bu tamamen hastaya bağlı olan bir şey. Hastanın şikayetlerine, genel durumuna bağlı olan bir şey. Yani değişik kriterlerimiz var ama hastanın filmi çok kötüdür ama hasta çok iyidir, solunumu iyidir. Ayaktan da tedavi edilebilir ama hastanın kan tetkiklerini bakarsınız iyidir, tomografileri, akciğer filmleri iyidir ama hastanın kendisi iyi değildir, ekstra sağlık problemleri vardır. Bu hastayı da yatırarak tedavi edebilirsiniz. Yani bunu hasta, tamamen hastanın genel durumuna göre belirliyoruz. Yani bizim için tabii ki tetkikler de çok önemli ama her şeyden önce hastanın nasıl hissettiği, nasıl durduğu, iştahı nasıl, nefesi nasıl, daha çok biz bunları göz önünde bulundurarak hastaya yatış öneriyoruz. Ama bazı durumlarda da hasta o anda iyi görünebilir ama yaşı vardır, kalp hastalığı vardır, önemli ek hastalıkları vardır. Hasta o anda kendisi çok iyi görünüyordur ama mesela kan tetkikleri veya filmi çok kötüdür. O gibi durumlarda da tabii ki yatarak tedavi en azından tedbir amaçlı öneriyoruz. Hocam, biz bu konuda tabii hem hasta güvenliği için hem çalışan güvenliği için birçok tedbirler aldık. Birlikte toplantılar gerçekleştirdik, ekip olarak buluştuk. Birinci dalga dedik, ikinci dalga dedik. Yatarak, ayaktan birçok hastanın tedavisinde biz buradayız, hazırız dedik, yer aldık. Sizlerin sayesinde birçok hastayı da şifa ile taburcu ettik. Üçüncü dalga ile ilgili yorumunuzu almak istiyoruz. Bu konuda Ayşegül Navdar bize neler söylemek ister? Bir ve ikinci dalgayı çok güzel atlattık, çok şükür.
Başarılı işler geldi. İkinci dalgaya Kasım ayında başladık. Aralık, Ocak sonlarına doğru bitirdik. Hatta yatan hastalarımızı tamamen sağlıklı şifa ile taburcu ettik. Şubat ayını çok güzel geçirdik. Hemen hemen hani biz hastane olarak çok Covid hastası görmedik. Çok testler yaptık. Çok araştırmalar yaptık ama hani çok hasta görmedik. Yatan hastamız da olmadı çünkü ihtiyaç olmadı. Fakat geçen haftadan beri, hatta önceki haftadan beri tekrar bir Covid hastalarımızın sayısında artış. Ateşli hastalarımız, genç hastalarımız gelmeye başladı. Geçen hafta tek düktü, bu hafta daha belirgin bir şekilde. Biz Covid servisimizi artık Covid hastamız olmadığı için tabii ki kapatmıştık, ihtiyacımız yoktu. Ama biz tekrar Covid servisimizi açtık ve üçüncü dalgayı tekrar hep beraber yaşıyoruz. İnşallah daha kısa sürecek. İnşallah yine herkese yardımcı olabileceğiz. Ama tabii her zamanki gibi dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle herkes kendisinden ve sevdiklerinden sorumludur. Önce herkes kendini koruyacak. Kendini hasta etmeyecek ki sevdiklerine de zarar vermeyecek. Evet hocam. Dediğiniz gibi biz yine tedavileri yapmaya devam ediyoruz. Evet. Üçüncü dalgada da birinci ve ikincide olduğu gibi hazırız. Az önce de belirttiğimiz gibi toplamda 2000'lerde yatan hastaya başladık. Gerçekten 2000'lerde. İnşallah daha kısa ve daha az üzücü olur. Ortak temennimiz evet. Tüm toplum olarak, sağlıkçılar olarak da bu. Ama hemen hemen dediğimiz gibi 2000'lerde de yatan hastaya emeklerinizin geçmiş olması. Burada tabii ki Covid servisimizi açtık ama Covid servisimiz tüm diğer servislerden, polikliniklerden biraz daha ayrı bir blokta. Ve gerçekten tüm tedbirlere de uyularak hijyen konusunda, hasta çalışan güvenliği, hepsi bunlar çok önemli. Bunlar için gerekli tüm tedbirler alınarak bu alanlarımızda hizmetler veriliyor. Buradan da yine yatan hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında her hastane açtı hemen hemen gözlemlediğim kadarıyla. Yani şu anda hemen hemen zaten devlet hastaneleri zaten yatırıyordu. Oralarda yine vardı hasta. Belki özel hastanelerde çok yoktu ama son iki haftadır ve bu hafta dahil hemen hemen bütün özel hastanelerde yani Covid servisleri açıldı ve açılmak zorunda yani sonuçta hastalarımıza hizmet vereceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu başarılı tedavilerinizde hastalarımıza sunmuş olduğunuz şifadan dolayı. Gerçekten gözlerinde hepsinin bir korku var. Ne olacağını bilmiyorlar, nasıl sonuçlanacağını bilmiyorlar. Bir anda durumun değişir mi diye bir tedirginlikleri var. Gerçek anlamda bu korkularını sizlerden, hemşirelerimizden, tüm sağlık çalışanlarından aldıkları o güvenle hissederek tedavilerinde de güzel bir sürece giriyorlar sizler vesilesiyle. Evet, yine bu süreçte emekleri unutulmayacak isimlerden birisi daha yanımızda. Hemen sağ tarafımda, evet çok kıymetli hocam, mesleğinde güvenilir ve tercih edilir bir ünvan edilmiş hocam. Kıymetli hocam, iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Sedat Işık bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Evet, sizlere de yine az önce hocama bahsettiğim gibi yine tedavisine yer aldığınız hastalarımızdan çok selamlar ve sevgiler var. Bu tedavilerinde yer aldığınız ve şifayla buradan ayrıldıkları için teşekkürlerini iletelim. Zannediyorum zaten bizi de izliyorlardır. Buradan onları da iletmiş olalım. Evet hocam, sizinle de yine COVID ile ilgili sorularımızı yönelteceğiz ama bu konuda yine ihmal edilen bazı hastalıklar oldu. Bunları ihmal etmeyin demiştik. Biraz bunlara ve belirtilerine insanları bilgilendirmek için değinelim istedik. Hocam, diyabet hastaları oldukça fazla gördüğümüz kadarıyla. Peki, diyabet ya da değil, bilen bilmeyen olabiliyor. Diyabet nedir hocam? Nasıl belirti veriyor ve duyduğumuz kadarıyla da çeşitleri olan bir hastalık. Bize bunlara değinebilir misiniz? Tabii. Özellikle bu pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarının değişmesi, evet. Egzersiz alışkanlıklarının azalması gibi nedenlerle insanların diyabet kontrolleri zorlaştığı gibi yeni diyabet vakalarında arttığını tahmin ediyoruz. Diyabet halk arasında bilindiği üzere kan şekeri yüksekliği olarak tanımlanan bir hastalık. Diyabet, insülin yetersizliği ya da etkisinin azalması ile karakterize
ve kanda şeker oranı yükselmesi ve buna bağlı bir takım sistemik bulguların, organ yetmezlikleri gelişmesiyle karakterize bir hastalık. Yani şeker ismi güzel ama ne yazık ki kanda yükselince zehir etkisi yaratıyor. Evet. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi doğrultusunda belli düzeylerin üzerinde kan şekeri olan hastalarda bir tedavi gerekiyor. Hı. Ve bu tedavinin amacı da hastalarda uzun vadede oluşabilecek organ patolojilerinin, anormalliklerinin engellenebilmesi. Bunun için belli kriterler var. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla diyabet hastalarının belli periyotlarda bazı tahlillerini yaptırması gerekiyor organların tetkiki açısından. Diyabet ikiye ayrılıyor kabaca. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere. Ara tanımlamalar da var ama kabaca böyle özetleyebiliriz. Tip 1 diyabet daha çok gençlerde görülen, genetik özelliği olmayan, insülin yokluğuyla karakterize bir hastalık. Ve bunlar yaşamları boyunca insüline bağımlı olarak yaşıyorlar. Tip 2 diyabet ise genetik eğilimi fazla olan, daha ileri yaşlarda görülebilen ve insülin etkisinin azalması ya da miktarın azalmasıyla karakterize bir hastalık. Bunları tabii ayırt etmek için bazı özel testler yapmak gerekiyor. Sadece kan şekerine bakmak yeterli olmuyor. Özellikle genç ve orta yaş denebilecek hastalarda bunları yapmak gerekiyor. Tip 1 diyabette insülin tedavisi olduğu gibi tip 2 diyabette bir takım ilaçlar geliştirilmiş durumda. Son dönemlerde bunlar yoğunlaştı. Çok çeşitli mekanizmalarla etkileyen ilaçlar var. Bir de insülin tedavisi de tip 2 diyabette bir gün gerekebiliyor. Evet. Halk arasında yanlış bir inanış var bu konuda. Yani insülin verilince hasta kötüleşiyor gibi. Böyle bir duyuyorum bazı hastalardan. Bu tamamen yersiz bir düşünce. Çünkü insülin verilmesindeki amaç hem bazı organ hasarlarının oluşması durumunda, bazı özel durumlarda, enfeksiyonlar, ameliyat vesaire gibi ve mevcut tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda diyabeti kontrol altına almak için veriyoruz. Kesinlikle hastanın kötüleşmesine değil, iyileşmesine yol açan bir tedavidir. Bu nedenle bu yargının da tamamen değişmesi gerekiyor tabii. Peki hocam, diyabet hastaları yani sadece yaşlılarda değil, gençlerde de oluşabilen bir şey diyebiliyoruz bu konuda. Bazı gençler diyebiliyordur belki, ben yaşım daha çok genç, ne şeker hastalığı diye. Hocamın da belirttiği gibi gençlerde de, orta yaşlarda da bu hastalık görülebilir. Tedbirinizi alın diyelim. Ve diğer çok sık yaşanan tehlikeli hastalıklardan biri aslında hocam, tansiyon hastalığı. Tansiyon hastalığının nedenleri nedir ve tansiyon hastalığının da zannedersem tipleri oluyor hocam. Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi tansiyon kabaca kan basıncı yüksekliği olarak adlandırılıyor. Yani damarlardaki kanın damar cidarına yaptığı basıncın karşılığıdır tansiyon. Ve bunun bir takım standartları var. Gittikçe eskiye göre daha da aşağı indirildi bu sınırlar. Yani 150 bir ara, 135'e kadar düşürüldü. Çünkü anlaşıldı ki bu küçük yükseklikler bile vücutta çok büyük zarara yol açıyor. Tabii tansiyon sistemik bir hastalık. Yani baş ağrısı vesaire yapmasının dışında asıl damarsal sistem başta olmak üzere kalp, beyin, gibi. Evet. Böbrek yetmezliği, gözle ilgili sorunlar gibi birçok organsal patolojiye de yol açıyor. O yüzden tansiyonun belli bir sınırda tutulması, baskılanması, ne kadar çok ilaç olursa olsun, bu konuda bir yanlış yargı var. Yani çok ilaç alınca sanki böbreğine, bir yerine zarar verecekmiş gibi. Ben de diyorum ki yani en büyük zarar sizin tansiyonunuzun yüksek olmasıdır. Bu nedenle ne kadar ilaç alınırsa alınsın belli bir değere düşürülmesi gerekiyor tansiyonun. Tansiyonun çeşitleri var. Yani kabaca primer ve sekonder olarak ikiye ayrılabilir. Primer dediğimiz tansiyon, yani sinirsel, halk arasında bilinen ismiyle sinirsel, genetik, esansiyel diye söylenen ve nedenin tam olarak bilinmeyen, genetik eğilimi fazla olan tansiyon türü. Bir de bir nedene bağlı. Yani tedavi edilebilir bir böbrek damar darlığı veya bir hormonal hastalık vesaire gibi. Bunların saptanması çok önemli tabii. Buna sadece ilaç vermek yetmiyor. Evet. Başka tedaviler gerekebiliyor. Dolayısıyla
özellikle genç hastalar veya çok ileri yaş hastalar veya kontrolü çok zor olan tansiyon hastaları, bunların ileri tetkike ihtiyacı olabilir bu sekonder nedenleri araştırmak için. Dolayısıyla tansiyonun kontrol edilmesinin dışında bazı nedenlerin olup olmadığına dair ileri tetkikler gerekebiliyor hastalarımızda. Evet, peki hocam yine COVID-19'a biraz sizle değinelim istiyoruz. Siz de bu süreçte birçok hastanın tedavisine yer aldınız dediğimiz gibi. Yatan hasta tedavi süreçlerinden biraz bahsedelim istiyoruz sizle. Bu süreç hocam nasıl ilerliyor? Ortalama bu tedavinin belli bir sürdüğü süre var mıdır? Ve hastalar ne kadar sürede iyileşebilip taburcu edilebiliyor? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii yani. Şimdi testin pozitif çıktığı ilk gün veya ikinci gün aslında hastanın kliniğinin en ağır olduğu gün olmuyor ne yazık ki. Bu nedenle hastayı yakın takip almak gerekiyor. Özellikle Ayşe Bir Hanım da bahsettiği gibi bazı eşlik eden hastalığı olanlar, geldiğinde oksijen değerleri düşük olan hastalar, bazı klinik bulguları eşlik eden hastaları yatarak takip etmek daha gerekli olabiliyor. Evet. Özellikle ilk 7-10 gün, 7-9 gün hatta hastadaki akciğer sorunların en pik yaptığı, yoğun olduğu dönemler olarak söyleniyor. Dolayısıyla bu tip hastanın yakın takibi çok önemli. Çünkü evet, hastanede gerçekten bu hastalara belli devletin de önerdiği ve verdiği, temin ettiği antiviral ilaçların dışında oksijen tedavisi, bazı özel tedaviler ki bu Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bir takım tedaviler var. Artı dünya literatürü de takip ettiğimiz kadarıyla verdiğimiz bazı özel ilaçlar var. Bunların da katkısı olduğu bir gerçek. Bu üçüncü dalgadan bahsetmek gerekirse, yani hastalar belki biraz daha hafif seyrediyor. Bu vesileyle sizin sorunuza aşı konusunda da bir takım şeyler söyleyerek katılmak istiyorum. Evet, buyurun. Mesela şu anda yatan bir hastam var. 70 yaşın üstünde ve eşlik eden çok sayıda hastalığı olan riskli bir hasta. Yani bundan önceki dönemlerde olsa çok daha korkardık. Fakat hasta aşı, en son aşısını, ki 2 doz aşı yapılmış, arasından bayağı bir zaman geçmiş, bir aya yakın. Sonrasında COVID olmuş. Yani aşı olunca da COVID olunuyor bu arada. Onu da bildirmek gerekir. Fakat zaten bu konuda çalışmalar da bunun olabileceği ama hafif seyredeceği şeklinde. Hastayı yatırdık fakat çok hafif seyrediyor yani gerçekten. Takibi gayet olumlu gidiyor. Bu vesileyle size aşı karşıtı olan, aşı olmak istemeyen vatandaşları da uyarmak istiyorum. Evet. Çünkü aşı belki hasta olmamanızı sağlamıyor ama geçirseniz bile bunun hafif geçirilmesini, gerçekten riskli durumların önlenebilmesini sağlıyor. Bu nedenle lütfen aşı olalım. Sırası yani herkesin olması gerekir. Zaten bu pandemi de bitirecek olan şey aşıdır. Yani bunu da herkes söylüyor biliyorsunuz. Sizin mesleğinizi de mesajınızı iletmiş evet, olalım. Evet, bu çok önemli. Bu arada aşıdan korkmamamız için ikinci bir neden de hastanemizde bugüne kadar binlerce aşı yapıldı. Evet, yapıldı hocam. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Fakat hiç bana aşıdan dolayı hasta çok fenalaştı, bayıldı, komaya girdi diyerek başvuran olmadı. Evet. Hemşireler de böyle gerçekten bir şeyde bulunmadılar bildirimde. Son derece olumlu seyrediyor aşılama süreci. Gerçekten bu nedenle, öyle. Bu mesajı da verelim hastalara. Hocam peki merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Hastalarınız, COVID hastalarınız, tedavi ettiğinizde bu hastalığı yendiğini, artık taburcu edileceğini söylediğinizde sizin bir hekim olarak o an hissettikleriniz nelerdi? Çok mutlu olurum tabii. Yani COVID gerçekten tehlikeli bir hastalık. Yani hastalar da çok korkuyor bundan. Çok güzel bir duygudur yani. Doğal olarak herkes de bir korku oluyor işin başında. Yani bu günleri görünce onların yüzündeki mutluluk ifadesini görmek tabii ki bizi de çok, çok mutlu ediyor. Çok güzel bir şey. Bu arada tabii bu hastaların sonrasındaki takibi de önemli. Yani, evet, kontroller. Birçok şimdi tabii yeni bir hastalık, çalışmalar da sürekli geliyor. Yani 6 aya varan post-COVID sendromundan bahsediliyor mesela. Yani sistemik birçok bulguların olabileceği, pıhtılaşma, eğilim yaratan durumlar nedeniyle birçok organsal sorunun olabileceği gibi. Yani bunların da yakın takibi gerekiyor. Bu kan sulandırıcı tedavilerin ne kadar sürdürülmesi gerektiği hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Yani bunların da takibi önemli. O anlamda COVID özel bir takip gerektiriyor. Kontrolleri ihmal etmeyin. Taburcu oldum, iyileştim deyip
bir kenara çekilmemeleri gerekiyor ve bu konudaki kontrollerini, takiplerini de hekimleriyle birlikte gerçekleştirmelerini, sizin vesilenize mesajlarını hastalarımıza iletmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden, başarılı emeklerinizden, güzel aldığınız sonuçlardan dolayı sizlere de. Ve tabii ki bu süreç acil servisimizde de oldukça tanısı koyulan, tedavisi edilen, karşılaşılan bir durum oldu. Bu süreçte acil servisimiz oldukça yoğun geçti. Birazdan hocama söz vereceğim ama tüm acil ekibine de, acil hekimlerimize, hemşirelerimize de buradan sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştılar hepsi. Evet, acil servis dedik. Nöbetler, koşturmalar, acil hallerin, COVID dışında birçok acil hallerin başvurduğu ilk yer ve orada onlara güven veren sesiyle, yaklaşımıyla gerçekten insanlara bir güven veriyorsunuz hocam. Yanlarına yaklaştığınız anda. Evet, acil hekimimiz Doktor Türkan Kasabalı bizlerle. Hoş geldiniz diyelim sizlere de. Sizler de bu süreçte oldukça yoğun bir dönem geçirdiniz. Emeklerinize ne kadar teşekkür etsek az. Peki hocam, COVID tanısı koyulduğunda, acile gelmiş bir hastada süreç nasıl izliyor? Neler yapıyorsunuz? Bize biraz bu tarz gelen hastalarda acilde durum nasıl gelişiyor bahsedebilir misiniz? Her şeyden önce nasıl geldiğine bakıyoruz. Hı. Yani klinik bulguları ile işte nefes darlığı var mıdır, terlemesi, ateşi ya da herhangi bir COVID bulgusu biz belirttiğimiz andan itibaren izole odalar alıyoruz. Evet. Kesinlikle diğer hastalarla bir araya kalmalarına müsaade etmiyoruz. Evet. Kesin COVID tanısını aldığı andan itibaren bizim bunlar klinik testlerimiz var. PCR testi birazcık daha geç olduğundan dolayı yapılan kan testlerinde ya da akciğer görüntülemelerinde COVID'e yönelik herhangi bir şüphe ya da bize göre kesinlik kazanmış ise evet, bu süreçten sonra yatış, poliklinik yatışı mı olmalı, hı hı, evde mi tedavi olabilir, yoksa yoğun bakım süreci mi evet gerekiyor? Bu ayrımın içerisine giriyoruz. Gereken iletişimleri zaten sağlıyoruz. Mutlaka işte doktor arkadaşlarımız da buradalar. Onlar da aynı şekilde zaten anlattı. Tekrar etmek istemiyorum. Bu nedenden dolayı kendileriyle iletişime giriyoruz. Hı. Bazen tercih eden hastalarımız var. Kendilerini çok iyi tanıyan eski hastaları da buna mutlaka ve mutlaka iştirak ediyor. İşte ben özellikle şu doktorun tedavi etmesini evet, istiyorum diye ricada bulunabiliyorlar. Ama tabii bazen buna da müsaade edemiyoruz maalesef. Gerekirse her yoğun bakımda takip ediyoruz. Evet. Kendilerinin zaten tanı konulduğu andan itibaren ya da şüphe ettiğimiz andan itibaren eve gitme olasılığı olan hastayı eve gönderiyoruz. PCR testinin çıkmasını beklemesi gerektiğini, çalışansa eğer izin veriyoruz. Mutlaka testin sonucuna göre hareket etmesi gerektiğini belirtiyoruz. Pozitif çıkanlara zaten gerekli ilaçları, filyasyon ekipleri olsun ya da hasta yakınları bazen kendileri başvuruyor bize. Onları biz hastanemiz bünyesinde de temin edip eve gönderebiliyoruz. Evet. Aynı şekilde açıklıyoruz. Yani ilerleyen süreçte sıkıntılarınız olursa eğer, klinik tablonuz ağırlaşırsa, evde çok fazla tolere edemeyecek durumdaysanız mutlaka geri gelmeleri gerektiğini de belirterek eve gönderiyoruz. Dediğim gibi yatış, poliklinik yatışı olan hastalarımızı mutlaka bunu da öneriyoruz. Yatışını yapıyoruz. Benden sonraki süreçte zaten sağ olsun doktor arkadaşlarımız çok güzel takip ediyor. Evet. Hastalarımız da giderken bunu mutlaka bize belirtiyorlar. Teşekkür ederek çıkıyorlar. Yine dediğimiz gibi bu evet, branşlar arası yönlendirme de yine bu hastalıkta oldukça acil servisi ve iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, polikliniklerimiz oldukça iç içe bir çalışma evet gerçekleştirdiler. Tüm emeklerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Acil serviste gerçekten bu konuda oldukça çaba gösterdiniz bu süreçte. Yoğun bir süreç geçirdiniz. Evet, ne dedik? Covid-19'dan bahsettik. Neler yapmamız gerektiğinden, özellikle bahsettiğimiz hastalıklar, biliyoruz ki izleyenler arasında diyabet hastaları, tansiyon hastaları, birçok hastalıkları olan insanlar var. Bu süreçte değerli hocalarımın da bahsettiği gibi bu şikayetlerin ihmal edilmemesini ve daha farklı, daha büyük problemlere, sağlık sorunlarına da yol açabileceğini her defasında yayınlarımızda evet, bir sosyal sorumluluk bilinciyle izleyenlerimizle paylaşmayı hep biliyoruz. Evet, Ayşegül Hocam, son olarak izleyenlerimize
söyleyeceğiniz bir mesajınız var mıdır? Herkese sağlık diliyorum. Sağlık diliyoruz en güzel şey. Evet Sedat Hocam, sizin izleyenlerimize söyleyeceğiniz mesajınız var mı? Az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Pandemiyi bitirecek olan aşılamadır. Aşılamadan kaçmayalım. Lütfen sırası gelen herkes aşısın olsun. Evet. Türkan Hocam, sizin izleyenlerimize söylemek istediğiniz mesajınız. Covid'den korkmayalım. Maskelerimizi, mesafemizi, hijyenimizi koruyalım. Tedbirlere devam. Evet, iç hastalıkları uzmanlarımız yanımızda ama yayınımızda bir sorumuz gelmiş. Bypass olan bir hasta BT anjiyo olabilir mi? Kalbe zarar verir mi diye. Evet, başhekimim karşımda, değerli başhekimim de karşımda. Kalp damar cerrahı olmaz. Hiçbir zarar olmaz, olabilir der. Sizlerin bir yorumu, katkısı olur mu hocam, evet, söylemek istediğiniz mesajınız? Evet, herhangi bir zararının olmayacağını buradan hastamıza söylemiş olalım. Dediğimiz gibi bu yayınlarda gelen soruları yanıtladığınızı da bilin. Merak ettiğiniz her şeyi sağlık konusunda bizlere sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Bu hastalıklardan bahsettik. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız yine bizlere danışabilirsiniz. Değerli hocalarımdan randevu talep edebilir. Bu ve bunun dışında birçok iç hastalıkları branşı ile ilgili hastalığın tedavisini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar hatırlatalım. Tedbirlerinizi almanız için bu yayınlarımızı yapıyoruz ve devam edeceğiz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Yaşadığınız tüm sağlık problemlerinde muhakkak bizlere danışabilirsiniz diyelim izleyenlerimize ve 0212 665 50 50 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan ya da web sitemizden online randevu talebinde bulunabilirsiniz. Gerek iç hastalıkları gerek tüm diğer branşlarımız için tekrar hatırlatmak istiyorum. Hastanemizde COVID servisimiz oldukça ayrı bir blokta alanda hizmet vermekte ve gerekli tüm hijyen kurallarına üst seviyede hasta güvenliği, çalışan güvenliği için de dikkat ettiğimizi buradan sizlere belirtmek istiyoruz. Evet, sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz. İyi günler. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda bugün de iç hastalıkları uzmanlarımız bizlerle birlikteydi. Ve Ayşegül Navdar Hocam, az önce dijital panelimizde de izlediğimiz üzere COVID'den koruma yollarından bahsetti. Ve bu süreçte farklı hastalık gruplarından da bahsederken kısaca bilgilerini alacağız hocama. COVID'den koruma yollarında tabii hastanelere de gelmekte tereddüt eden hastalarımız var. Bu kronik vakaları olan hastalarımız hastaneye gelmediler mi hocam? Hastalıkları ertelememek lazım. Kronik hastalık da olabilir, yeni gelişen bir hastalık da olabilir. Bazı durumlarda zaman kaybı ciddi sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden hastalıklarımızı ertelemeden hastaneye başvurmamız gerekiyor. Tabii aşılarımızı da olmamız gerekiyor. Yine bir bilgi kirliliğini de buradan sizler sayesinde söylemiş olalım hocam. Aşılarını bulunmaları gerekiyor insanlara. Yani tabii ki yaş olarak ve konum olarak hani sırası gelen insanların aşılarının olması gerekiyor. Biz hekim olarak hepimiz aşılandık. Kendi ailelerimiz, aile büyüklerimiz de aşılandı. Dolayısıyla biz herkesi de aşı olmasını öneriyoruz. Tabii COVID'den koruma yollarından birisi aşıyken diğer maskelerimizi kullanmamız. En önemli şeylerden biri aşı. Onun dışında tabii ki maske artı mesafemizi korumamız ve hijyenimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sizler de bu bilgileri her platformda izleyenlerimize ve kişilerle paylaşıyorsunuz hocam. Paylaşıyoruz. Herkes de çok güzel biliyor. Fakat uygulamayanlar da var maalesef. Evet. Uygulamayanlara da işte sizler uygulamalarını inşallah rica ediyoruz. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün diş hastalıkları uzmanımız, doktorlarımız bilgiler verdiler. Dijital platformdan izleyenlerimize sizler de panelimizle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Tabii şimdi yani konumuz tabii ki COVID yine. Evet. COVID maalesef bir yıldır çok sıkıntılar çektik. İşte aşılar çıkacak, aşılardan sonra işte rahatlayacağız diye düşünüyorken evet. Maalesef üçüncü dalganın içine girmiş durumdayız. Yani aşıları tam bitiremedik. Bu bir de yeni biliyorsunuz bu mutant virüsler çıkmaya başladı. Ve bu da çok hızlı bir şekilde yayılıyor maalesef. Ve bunların da yaptığımız aşıların da bunlara ne kadar etkili olup olmayacağı maalesef hala muğlak. Hala çok belirgin değil.
Bu da bir maalesef bir karamsarlık tablosu oluşturuyor. Yani şu anda insanların ben biraz rehavete kapıldığını düşünüyorum. Bu rehavete kapılmamalarını, yine önlemlerini çok dikkat etmeleri gerektiğini ısrarla söylemek istiyorum. Kesinlikle sakın rehavet yok. Aşı yaptırdık ama bir şey olmaz diye de yine rehavete kapılmasınlar. Herkes bence son derece dikkatli olsun diye düşünüyorum. Yani sabır diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımızda dahiliye doktorlarımız COVID'deki kronik hastalıklardan bahsetti. Dahiliye hastalıklar içerisinde farklı farklı branşlardaki hastalıklardan bahsederken konumuzun detayıyla ilgili de hastanemizin direktörü Sayın İbrahim Urlu Hocam neler söyleyecekler, hocamdan dinliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün pandeminin bizleri zorladığı, mecbur ettiği dijital panellerimizden bir tanesini daha izlemiş olduk bugün birlikte. Bu zorlama, bu mecburiyet yepyeni bir dünya, yepyeni bir düzen, yepyeni bir yeniden iletişim kuruyor. İşte bizim de bu arada bu konuda yapmak istediğimiz, özellikle bu COVID-19'la mücadelenin elle tutulmayan, gözle görülmeyen ama çok zeki mi zeki, çok tehlikeli mi tehlikeli, bu virüsle yeterince algılayamadığımız için yeterli gerek bireysel, gerek kurumsal, gerek insanların toplumsal, gerek ülke, gerek dünya buna yetişemiyor. İşte bunu tek yenecek şeyin, tek bunun üzerine bununla mücadele edecek şeyin bilgi ve bilinç olduğuna inanıyoruz. Bu inançla toplum sağlığı açısından da olaya bakarak, o pencereden bakarak bilgilendirme, bilinçlendirmenin olmazsa olmaz basamağıyla bu panelleri her hafta karınca kararımızca gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Peki bunu izleyen insanlar buradan ne kazansın bekliyoruz? Ne kazanacaklar bekliyoruz? Bilmediğin şey büyük düşmandır. Bilmediğinle mücadele etmek zor bir hadisedir. Bunu ne bilebiliyorsak, evet bu konuda bilim kurullarının, bilim insanlarının verdiklerini burada tekrar bir daha paylaşıyoruz. Bu konuda bizler de pandemi Aralık ayında, 2019'un Aralık ayında biz pandemi planımızı hazırlamıştık. Kalite planlama konusunda da iddialı bir hastaneyiz. 100 üzerinden 95 gibi puanlar alabilen bir hastaneyiz. Ve ondan sonra pandemi ülkemize de geldikten sonra derhal o planlar ışığı altında Sağlık Bakanlığı'nın genelgeleri ve tebliğleri doğrultusunda yüzlerce toplantılarımız oldu, komitelerimiz oldu, örgütlenmelerimiz oldu. Bununla ilgili bir baskına nasıl hazır olabiliriz? Çok şükür birinci dalgasını atlattık. Çok şükür ikinci dalgayı da atlattık. Evet, ikinci dalga bizi çok korkutmuştu. %26-%30 gibi günlük burada PCR yaptığımız zaman 100 kişiden 30 kişide, 30 kişiye yakın pozitif çıkıyor idi. Pozitif vakalar çıkıyordu. Bu çok tehlikeliydi. Ne yatak bulabiliyorduk yoğun bakımında, servislerimizde, bu devam ederse felç oluruz diyorduk. Şimdi tekrar yani ondan sonra bir düşüşler oldu. Bu Kasım 2020'den bahsediyorum. Evet. Az önceki bahsettiğim. Bugünlerde yine bilim adamlarımızın söylemlerine göre, Sağlık Bakanlığımızın uyarmasına göre,
hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleniyor. Bu konuda bizde şu anda evet bir kıpırdama var, bir hareketlilik var. Ama bu %3 ile %4 aralığında, yani 100 tane PCR yaptırmış insanda kendi hastanemizde %3 gibi, 4 gibi rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu oranların daha fazla çıkmaması için. Daha fazla da çıkmaması için de el ele vermesi lazım. Evet, maalesef el ele verme pandemi yasaklıyor. Virüs bunu istemiyor. Ama bunu o fiziken el ele değil de gönülle el ele verip bunun tedbirlerini aldığımız vakit tek çare de bunun tedbirleri. Çünkü evet aşı yeni çıktı. O bizi müthiş sevindiren bir konu. Psikolojik rahatlatıyor. En azından hafif geçmesini sağlayacağı, hani aşı olunca COVID olmayacaksın diye bir garanti yok. Ancak rahat geçme olasılığı var. Bir öncekine göre daha riskli. İnşallah bilim adamları bunun ilacını da bulurlar. Şu anda ilacı bulunmuş durumda değil. Mevcut, bilinen, artık bu uzmanların da alanı güçlendirici, kuvvetlendirici, muhtelif yöntemlerle bu virüsle mücadele ediyor. Ama bu virüs durmuyor. Mutasyon diyorlar. Yani kılıktan kılığa giriyor. Şekilden şekile girerek kendisini daha böyle görünmez kılarak hangi ilaçla mücadele edeceğimiz belli değil. Birinci şekli neydi? İkinci şekli neydi? Bu ara dünya toplumu, insanlık alemi bununla meşgul. Evet, tekrar bir özetlersem, elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, bilinmez bir virüsle karşı karşıyayız. Bununla ciddi bir mücadele içerisinde olduğumuzu biliyorum. Tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programındayız ve hastalarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Avrasya Hastanesi'ndeyiz şu anda. Avrasya'dayız, evet. Neden geldiniz efendim? Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Aşı olduk. Covid aşısı oldunuz. Peki nasıl korudunuz kendinizi Covid'den? Vallahi aşı olduk dedi, 15 dakika burada durun, sonra gidebilirsin, öyle dediler. İyidir. Maskenizi takıyorsunuz. Maskeyi takıyoruz tabii, maskesiz olmaz. Evet. Her zaman nerede olsa maskeli olması lazım. Kendinize bakıyorsunuz. Tabii. Yediklerinize dikkat ediyorsunuz. Bizim içindir her şey. Evet. Hasta olmamaya dikkat ediyorsunuz. Tabii öyledir. Neden Avrasya Hastanesi'ni tercih ediyorsunuz? Avrasya Hastanesi yani şey, hem bekletilmeden güler yüzlü hizmetlerinden dolayı tercih ediyorum. Yani ben de kendim için geliyorum sürekli buraya. Şimdi anne babamı getirdim aşı için. Burada hemen temiz bir şekilde, hiç beklemeden, fazla kalabalık olmadan burayı tercih ettik. Onun için geldik buraya. Aşıları ne oldular? Aşıların ikinci aşıyı da oldular. İkinci bitti. Doz aşıları ne oldular? Bitti. Peki nasıl kendilerini korudular pandemide? Pandemide ikisi kendi evlerinde, kimseyi almadılar. Kendileri de hiç çıkmadılar. Tabii bir sene önce geçirdiler. İlk Covid olanlardan bunlar. Ama o zamanlar bilmiyorduk. Daha yasaklar da gelmemişti. Düğüne gittik, biz bulaştırdık aslında. Yoksa hani uzun zaman önce kendileri camiye falan gitmeyi bırakmışlardı ama bizim yüzümüzden. Tabii biz dikkat etmedik. Dışarıdan onlara virüs getirdik. Çok şükür bir senedir hiçbir şeyleri yok. Gayet iyiler. Aşılarını da oldular. İnşallah bir daha uğramaz Covid bize. Tabii bu süreçte hastanelere gelmekte biraz tereddütte eden izleyenlerimiz olabiliyor. Peki neler söylemek istersiniz? Hastalıklarını ilerleyen süreçlere ertelemesinler. Çünkü hastaneler güvenilir yerler. Tabii ki özellikle hani Avrasya Hastanesi hani fazla
kalabalık değil. Randevu sistemiyle çalıştığı için az önce annem dedi ki niye kimse aşı için kimse yok dedim. Herkes kendi saatinde geliyor. Randevu sistemi olduğu için kimse kalabalık, yığılma falan olmuyor. Yani kimse korkmasın bu yüzden. Evet, hastanelere gelip tedavilerini olabilirler. Tabii, evet. Ertelemesinler. Hani COVID yüzünden başka hastalıklardan insanlar Allah korusun kaybedilmesin. Evet. Üzücü sonuçlar alınabilir. Tabii ki, evet. O yüzden dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz inşallah. Herkes dikkat ederse. Bu hastalığın üstesinden geliriz. İnşallah geliriz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Geçmiş Doğru. olsun. Neden hastaneyi tercih ettiniz? Öncelikle onu soralım. Şimdi öncelikle bu pandemiden dolayı bütün doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir mücadele ediyorlar şu anda. Avrasya Hastanesi, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz aile boyu buraya geliyoruz. Bizim doktorumuz burada. Doçent doktor Sayın Cengiz Eriş. Çok mükemmel bir hastane, memnun olduğumuz bir hastane, ilgi, alaka, her şey mükemmel. Evet. Onu diyebilirim. Öncelikle. Peki, doktor, hekim ve hasta ilişkisinden de memnun kaldınız mı? Süper, süper. Özellikle de yani Avrasya Hastanesi için değil mi? Bütün doktorlarımız, bütün sağlık çalışanlarımız için söyleyeyim bunu. Ama özellikle burası bir farklı, bir farklı. Çok memnunuz. Aşıları ne oluyor insanlar? Ve randevu sistemiyle oluyor, bu çok önemli. Kesinlikle. Yığılma olmuyor, kesinlikle. Karışıklık olmuyor. Az önce yapmış olduğumuz röportajda hanımefendi onu söyledi. Ailemi getirdim, aşılarını oldular ve hiçbir yığılma olmadan, tereddüt olmadan kendimizi Avrasya Hastanesi'ne binerlerini bıraktık dediler. Hele şu süreçte özellikle herkese de tavsiyem şudur, buraya gönül rahatlığıyla gelebilirler. Evet. Hem yoğunluktan dolayı yoğunluk yoktur. Plan programları yerinde. Evet. Hasta ilişkileri randevu sistemiyle çalışıyorlar. Her şey dört dörtlük. Yani bu süreçte insanlar biraz hastanede tedirgin oluyorlar. Hani gidelim mi gitmeyelim mi diye. Ama şu vardır, gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. Evet, kafalarında soru işareti kalmasın. Kesinlikle gönül Biz rahatlıyla gelebilirler. Biz yönden baktığımız zaman tertemiz. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Tekrar bütün sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Avrasya Hastanesi'ni yürekten kutluyorum. Bütün sağlık personeline saygılarımızı sunuyoruz. Gerçekten bu hastalıktan dolayı çok güzel, çok da mükemmel işler başardılar. Helal, özellikle Sağlık Bakanımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok güzel öne geçti diğer ülkelere göre. Buranın da tercihimiz gerçekten bizim aile doktorumuz burada olduğu için bakıyoruz her dalın doktorları gerçekten hepsi de birbirinden daha iyi insanlar, daha başarılı doktorlarımız. Tercihimiz onun için bundan yana. Onun için de buraya geliyoruz hep ayrıca. Birçok branşta hizmet veriyor. Tabii ki, tabii ki, tabii tabii. Her hizmet var burada yani. Gerçekten de güzel bir hizmet veriliyor. Covid da, aşıları sıra beklemeksizin randevu yok, sistemiyle yok, çok randevu sürüyor. Sistemi zaten 15 dakika arayla, 15 dakika çıkarttılar. 15 dakika arayla gelen zaten birbirini görmeden gelip evet. gidiyorlar. Gerçekten güzel bir sistem. Yani güzel bir çalışma yapıldı. Yani bunun da gerçekten Sağlık Bakanı her yere şey verildi. Böyle olması gereken şeyleri aynen ele gerektirdi. Ama gerçekten sağlık personelimiz de bunun üstünde çok iyi duruyorlar. Hepsine buradan saygılarımızı söylüyorum, teşekkürlerimizi sunuyorum. Özellikle Cengiz Eriş'e saygılarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, neden Avrasya Hastanesi ve neden buradasın? Avrasya Hastanesi gerçekten takip ettiğim kadarıyla eski mahallemde olan bir yer. Ama ben uzaktayım şu anda ama gerçekten İstanbul'un en köklü ve ilk özel hastanelerinden biri. Ayrıca gerçekten geldiğiniz zaman bir güven veren bir hastane. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O yüzden uzakta oturmama rağmen çocuğumun sünnetini, iki çocuğumun sünnetini de burada yaptırdım. Kendim de herhangi bir acil olmadıktan sonra bakınacağım zaman buraya geliyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi Küçükköy'de yine çok güzel bir hastane açtılar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sağlık turizmine çok büyük katkı sunan bir hastanelerden biri. Belki bilmiyorum izleyicilerimiz veya seyircilerimiz biliyorum ama Avrasya deyince gerçekten çok köklü bir kuruluş. Türkiye'ye de bayağı bir getirisi, döviz getirisi olan bir hastane. Diliyorum, istiyorum ki hep böyle kalsın. Hizmeti de hep böyle devam etsin. Sizlere de
Kanal 58'e de, bu Sivas'ın Güzide kanalına da çok çok teşekkür etmek istiyorum ilk göz ağrımıza. Çok teşekkür ederim. Peki efendim, tabii vatandaşta şöyle bir düşünce var. Hastanelere gidersek belki Covid kapabiliriz diye bir yanlış bir düşünce var, bilgi kirliliği var. Bununla alakalı neler söylemek istiyorsun? Yok, şunu söylemek isterim. Bu hastaneye yakın çok kafeler var ama ben hastanenin kafesinde oturuyorum şu anda. Bence en güvenilir yer diye düşünüyorum. Çünkü diğer gittiğiniz yerlerde dezenfekte ne yapılıyor ne yapılmıyor biliyorum ama burada her saat başı dezenfekte yapıldığını görüyoruz, biliyoruz. O yüzden bence güvenli. Hiçbir izleyicimiz de hastamızın da bu kronik hastalıklarını geciktirmeden sağlık kuruluşlarına gitmelerini tavsiye ediyorum. Evet, önemli bir mesajdı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı günler diliyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Aşılar yapılıyor, randevu evet. Sistemiyle aşılar yapılıyor. Siz neden geldiniz efendim? Ben fizik tedavi oluyorum mecburiyet karşısında ama tedbirli. Evet. Yani Covid geldiğinden beri maşallah ama tedbirli. Sağlık, bütün sağlık yerlerine gidiyorum. Çift görüyorsunuz, çift maske, hijyen, yani her konuda titizlikle geliyorum, dikkat ediyorum. Ve ben şunu söyleyeyim, yani bu ortam bitse bile ben kapalı alanlarda, otobüslerde hala bu şekilde dolaşmayı düşünüyorum. Toplumda şöyle bir bilgi kirliliği var. Hastanelere gidersek herhangi bir virüs kapabiliriz düşüncesi var. Bu ne kadar doğru ve yanlışsa da bunun neden yanlış olduğunu izleyenlerimize paylaşır mısınız? Ya şöyle, hastanelerde sürekli hastaların geldiği için insanlar tedirgin olabilir. Ben de bazen bu tedirginliği yaşadım. Ama tedbirli olduğun sürece yani birazcık da bunlar nasıl diyeyim sana, tedbir senden takdir Allah'tan demişler ya. Sen tedbirini aldıktan sonra zaten benim en çok üzüldüğüm nokta, çok tedbirli olup titiz davrananlara geldikleri zaman ben onlara üzülüyorum. Ama tedbirsiz bir şekilde bu şiddet, yani bu şekilde davrananlara acımıyorum. Ama tedbirimizi alırken de şunu da yapacağız. Tabii hastane alanları dezenfekte, içeriye girerken de kontroller yapılıyor. Şu anda bakın her tarafta dezenfekte şeyleri var yani. Lavabolar tertemiz, sürekli havlu, peçeteler. Yani hepsine ben girdim, inceledim. Çok temiz. Yani o yüzden rahatım. Kendim de tedbirli olduğum için o rahatlık da var artık. Rahatlıkla gelebiliyorum hastaneye, evet, diyorsunuz. Evet, çünkü mecburum. Tabii bu mecburiyet karşısında şu da var. Kronik hastalığı olan insanlar hastanelere gelmekten korkmasınlar. Hayır, korkmasınlar. Evet. Çünkü hastalık çok önemli. Geç kalınırsa bazı durumlar üzüntü gerçekten üzüntü olabilir. Evet, çok üzüntü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, bir Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Yine çok verimli bir konuyla Avrasya Hastaneler Grubu'nda Zeytinburnu yerleşkesinde sizlerle birlikteydik. İç hastalıkları uzmanlarımız, doktorlarımız çok güzel bilgileri bizlerle paylaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorken sizlerle Kanal 58 izleyenlerine sağlıcakla kalın diyoruz efendim.